E, alo. E, Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler. E, ben e, öğretmenim Sakarya'dan arıyorum. E, benim 13 yaşında erkek bir çocuğum var. Bu sene inşallah ilk e, namazını yani bütünüyle tutacak. Hı hı. E, fakat daha öncesinden de... E, güven problemi de var. Onu da yeni yeni aşmaya çalışıyoruz. Yani yarı yarı, yarı onu hallettik diyelim. Bu tamam. Ramazanla yani dikkat etmemiz gereken neye dikkat etmemiz lazım? Bir de bu Ramazanla duyarlılık eğitim arasındaki ilişkiyi. Harika, çok güzel. Olacak. Allah razı olsun. Çok önemli bir mesele bu Ramazan ve duyarlılık. Hemen izah etmeye çalışayım. Tamam. süremizde az kaldı. Bunlara Olur. değineceğim inşallah Çok teşekkür abi, ederim hocam. Hayırlı sağ günler. Abi, sağ olun. Efendim şimdi Ramazan öyle enteresan bir ay ki çocuk terbiyesi için şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim altın süzmeli bir ay gibi bir şey. Yani ibadet kısmını bir tarafa bırakırsak, Ramazan'daki o manevi efendim atmosferleri vesairesini bir tarafa bırakırsak ve sadece pedagojik olarak bir evin içerisinde Ramazan'ın ritüellerinin kazandırdığı değerlere bir bakacak olmuş olursak aman ya Rabbi dememiz lazım. Neden? Ben birer birer başlıklar halinde söylemeye çalışayım. Şimdi Ramazan'ın çocuklarda kazandırdığı en önemli şey haz ötelemedir. Yani çocuklar hani biz devamlı şikayet ediyoruz ya hocam durduramıyorum çocuğu işte oyuncakçının önüne gidiyor yerlere yatıyor dışarı çıkacağım diye ağlıyor söylediğimi yerine getirmiyor. Çocukların en büyük zaaf noktası hazlarını erteleyememesi isteklerini her an elde etmeye çalışmasıdır. Ramazan ise bir anne baba için bulunmaz fırsattır çocuğun hazlarını erteleyebilmesi için bir efendim pratik uygulamadır. Dolayısıyla ne çocuğu bunaltmak lazım uzun saatlerle çocuğu hazlarını ertelemesi için. Yani e, erken yaştaki bir çocuğa, 12 yaşından küçük olan bir çocuğa gece saatinden başlayıp akşam saatine kadar hadi isteklerini e, ötele, e, nefsini yen, hazını ötele diye bekletirsek eğer çocuk bu sefer hazına yenik düşer, gizli gizli iş yapmaya çalışır. Söylediğim gibi öğle saatinden sonraya denk getirip iki saatte olsa, beş saatte olsa, on saatte olmuş olsa çocuk... İstediği bir şeyi ertelemeyi öğreniyor ve orada öğrendiği şeyi daha sonraki aylarda e, yaşamının diğer alanlarına e, sunacak. Haz öteleme, iki zamana karşı duyarlılık, muazzam bir şey bu. Çünkü çocuklar zaman kavramını çok defa bilmez. Dışarıya çıkalım. Tamam, hadi şimdi çıkalım. Ya oğlum şimdi değil, biraz sonra çıkalım beş dakika sonra çocuk tekrar gelir hadi şimdi çıkalım. Yani zaman kavramı çocuğun içerisinde öyle bir panik halde öyle bir hızlı bir şekilde gider ki ne yapalım derseniz hadi hemen şimdi yapalım. Sana ayakkabı alacağım tamam hadi gidelim alalım. Böylelikle aslında Ramazan ayı zamana karşı bir duyarlılık da beraberinde getirir. Neden? İftar sofrasına oturmuşsunuz beş dakika var açlıktan ve susuzluktan herkesin efendim içi yanıyor ama herkes daha bekliyor. Neyi bekliyor? 4 dakika kaldı. 2 dakika kaldı. 1 dakika kaldı ve ezan okundu. Şimdi bakalım hadi e, iftarımızı açalım. Yani çocuk zamana karşı zamanın kıymeti ve beklemeye ait bir duyarlılığı beraberinde getirir. Onun da ötesinde ...aidiyet duygusunu çocuk beraberinde getirir. Neden? İftar sofrasına kurulmuş olan bir aidiyet duygusu. Anne oturmuş, baba salatasını yapıyor, anne içeride telaşla geliyor... ...kardeş bardak getiriyor, öbürküsü tabak getiriyor. Bir birlik olmanın çocuk şuurunu beraberinde yaşıyor. Artı empati gücü yüce, e, yükseliyor çocuklar. Da Sakarya'dan telefon eden değerli hocamızın... Duyarlılığın çocuğun artmasında ne kadar açlık hissi çocuğun içerisinde derinleşmeye başlarsa aç olan insanlara karşı çocuğun ilgisi de o kadar artar. Afrika'daki aç çocuğun halini çocuk çok daha iyi anlayabilir. Efendim fakir fukara'yı çok daha iyi anlayabilir ve onlara verilecek olan sadakanın aslında ne kadar da işe yarayacağını ve Ramazan ayı içerisinde olan sadakanın da aslında ne kadar da yetiştirmede çocuk yetiştirmede önemli olduğunda beraberinde getirir. Kolektif şuur Ramazan'da yine harekete geçer. Neden? Çünkü sadece oruç tutan biz değiliz ki bizim ev değil ki üst komşu da tutuyor. Açın televizyonu Kabe'ye bakın yüz binlerce insan orada oruç tutuyor. Almanya'daki akrabanıza telefon edin. O da orada oruç tutuyor. Sizin orucunuz saat kaçta açılıyor diyorsunuz. Sivas'a telefon edip, Kayseri'ye telefon edip, efendim Mardin'e telefon ettiğinizde. Her yerde oruçla alakalı bir takım şeyler duyduğunda çocuklar da özellikle güven problemi olan çocuklar da bu türlü konuşma ve diyalogları artırmak lazım ki çocuk sadece kendisinin değil... ...kolektif bir ruhun bir parçası olduğunu, herkesin yaptığı bir şeyi kendisinin de yaptığını görmesi lazım artı yine çekingen olan çocuklar için ekstra bir kazanımı daha vardır. Bol bol iftar vermek lazım. Neden? Misafir geldiğinde çocuk o çok çekinen, odasından çıkmayan çocuk sofrayı hazırlarken, suyu verirken, hurmayı uzatırken, oğlum tabağı içeriye götür derken Efendim sen de oruç tuttun mu derken evin içerisindeki o misafir ağırlama ortamında çocuk hiç farkına varmadan sanki bir tiyatro sahnesinde drama eğitimiyle sosyalliği artıran bir etkeni çocuk misafir ağırlamalar sırasında da yaşar. Artı teravih namazları. Akşam teravih'e çocuğu götürdüğünüzde o içine kapanmış olan çocuk coşkuyla teravih'e doğru gidip geldiğinde sadece kendisi değil bir sürü kişiyle beraber teravih namazının kılındığını gördüğünde çocuğun o e, asosyal olan çocuğun sosyalleştiğini beraberinde e, görürüz. Yani dakikalarımız şu anda e, son bir dakikanın içerisine girdik ama Ramazan'ın çocuğa kazandıracağı şeylere bu açıdan bakmak lazım. Ve Ramazan'ı bir büyük fırsat ailenin yeniden yapılanması için bir büyük fırsat olarak değerlendirmek lazım. Ama ne olur sakın şunu yapmamak lazım. Çocuk dayanamadı su içti. Terslemeyin, azarlamayın, küçük düşürmeyin. Sizden izin istedi. Tamam oğlum hadi git içeriye demeyin. Kendine bırakın. Çocuk kendi içerisinde kendisini olgunlaştırabilmesi için, duyabilmesi için, içtiği suyunun kendi içindeki vicdan azabını duyabilmesi için kendisine kendisini bırakın. Ve bu Ramazan'ı yarım tuttu, fark etmez. Bir Ramazan daha var. O Ramazan'ı da yarım tuttu, fark etmez. Adım adım götürmeye çalışın. Bunaltılmış Ramazanlar çocuğa yaşatmamak lazım. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. İşinize Dostunuza, konu konuşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk dayayıp geçmeyin diye seslenin.